Hüseyin Bey merhabalar. Merhabalar. İlker Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Biz öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ekip olarak bizleri misafir ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Bu röportajıma müsaadenizle Hüseyin Bey ile başlayacağım. Tabii, buyurun. Sizleri tanımak istiyorum Hüseyin Bey. Sektörle tanışmanız. Ben 1966 Konya 5 üzümü doğumluyum. Aşağı yukarı da 20-25 yılda bu sektördeyiz. Bu sektörde çalışıyoruz. Evet, çekirdekten yetiştiğiniz sonları 25 sene az değil. Evet, dile kolay. Evet. Bunu söyleyebiliriz. Bir de bize bu ata mesleği. Ata mesleği, ikinci kuşak mısınız? Evet, ata mesleği. Biz atamızdan öğrendik bu işi. Onu devam ettiriyoruz. O kuşak devam ediyor. İnşallah siz de böyle kuşaklara devredersiniz zamanı geldiği zaman. İnşallah. İnşallah efendim, çok sağ olun. Çok kısa bir İlker Bey'i de tanıyacağım. Buyurun sizleri tanıyalım İlker Bey. 6 senedir, İlker İzmirlioğlu 6 senedir ihracatlarını yapıyorum Eşrefoğlu Silah Firması'nın. Evet. Yurt dışılar, fuarlara gidiyoruz. Müşteriler arıyoruz, buluyoruz. Onlara ihracat yapmak için çalışıyoruz. Evet, ne güzel. Sırt omuz omuza verilmiş bir mücadele var. Evet, ekip ruhu diyebiliriz. Evet, teşekkür ederim sizlere de. Hemen tanıyalım. Neler yapıyoruz? İşinizi anlatır mısınız bize? Bizim işimiz bu, 6 üzere çalışıyoruz. 6 aşağı yukarı 25 yıldır bu işi yaptık. Bu işi yapıyoruz. Her yıl bir gelişmiş tüfe olarak, yeni bir ürün olarak fuarlara çıkıyoruz. Bundan sonra önümüzdeki günlerde, önümüzdeki süreçte de yivili üzerine çalışacağız. Yivili üzerine çalışma düşünüyoruz. Yani? Yani yivili bu tabanca olabilir, yivili silah olabilir, savunma sanayiye hizmet edecek ürünler olabilir. Bunun üzerine çalışma hesabı. Hedefimiz, öyle bir hedefimiz var. Evet. Bu iş böyle devam edeceğiz. Zor bir iş. Zor bir iş. Yani ama başarmak gerekiyor yani. Bence bunun en büyük sırrı siz çok seviyorsunuz mesleği. Evet, evet. Siz evet. Ve ekip diyelim evet. Aslında. Evet. Peki neye borçluyuz bu istikrarı? Hani ayakta kalabilmek 25 sene kolay olmasa gerek. Bunun mutlaka bir sebebi vardır. Ya, paylaşırsanız dinleriz. Bu sebebi de şudur. Bunu başarmak için önce kalite. 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 Artı bir de yapmış olduğu işi severek yapacaksınız. Severek yaparsanız her şeyi başarırsınız. Kaliteyi yaparsanız her şeyi başarırsınız. Bizim hedefimiz önce kalite, sonra müşteri hizmeti. Dürüstlük aslında. Böyle bir toparlarsak tabii, değil mi? Yaptığınız tabii. Her ürününde tabii. Arkasında durmak tabii, zorundasınız. Tabii. Çünkü bir yerde bu gider. Evet. Ya da sevmediğiniz zaman da bir yere kadar gider. Ondan sonra zaten kalır. Bunu söyle. Fuar nasıl geçiyor? Biz özledik. Pandemiden sonra gelemiyorduk Hüseyin Bey, Bilker Bey. Biraz fuar hakkında da görüşlerinizi almak isteriz. Şu anda biz de bekliyoruz. Yani fena değil. Gelen merak ediyor, bakıyor. Tabii zaman bu zaman ister bu işte. Tam bir şu anda bizler şu burası savunma sanayi var. Savunma bölümü ama bunlar bizim outtech'leri. Outtech için genelde yerli müşteriler gelip merakına gidiyor. Tabii biz bunu fuar açarken de buraya gelirken de kendimize neler yapılmış, neler yapabiliriz bunu hesabıyla biz buraya geldik. Gezmek, görmek, insanlar neler yapıyor. Ve onun üzerine biz bu fuara katılmak karar verdik. Evet. Geldik. Memnuniyetimiz var yani. Tabii fuarın sonrasında dönüşler de belli olacak. Tabii. Şu an kaç ülkeye ihracat var? 42 ülke var. 42 ülke. Evet. Ciddi bir rakam. Gurur duyuyorsunuzdur ama bu durumdan. Ya biz temsil ediyorsunuz çünkü. Bu ayrı bir haz veriyordur size. Evet. İstikrar çok önemli. Kesinlikle. Hedeflediğiniz yerde misiniz? Son soru bu Hüseyin Bey. Şöyle bir geriye dönüp bakarsanız Eşrefoğlu olarak. Burası mıydı hayaliniz? Kısmetse bundan sonra neler olacak? Ya baktığımız zaman bizim için bu bir hayaldi. Hayaldi. Burası bile hayaldi. Yani. Burası bile. Yani evet. Ama bak çalışmaya devam ettikçe daha da ilerlemeyi, daha da uzun şeyler düşünüyoruz yani. Daha hedeflerimiz var. Aslında bu hedef hiç bitmeyecek galiba. Hedef hiç bitmez. Bence yaşam bu. Bitiremediniz hala da devam edecek. Devam ediyor. Hiç kimse zaten bitmesin. Yani biterse de zaten o yaşamanın da bir anlamı kalmıyor aslında. Evet, biz bu hedef televizyonda başarılar dileriz teşekkür sizlere. Teşekkür ederiz. Son bir teşekkür mesajınızı alalım standınıza gelenlere, tüm Türkiye'ye, bu işe yeni başlayacak gençlere neler aktarmak istersiniz? İstikrarlı ve tecrübeli isimler olarak. Vallahi ne diyeyim ki? Savunma sanayi. Herkes buraya da savunma sanayimiz önemli. Evet, çok önemli. Ülkemiz için çok önemli. Bu konuda da çok iyiyiz. İnşallah burada gelecek nesillere de devrederiz. İnşallah. Türkiye'de gençlik nüfus çok yüksek. Ciddi bir. İnşallah onlar da teknolojik gelişmelerle beraber bizim aldığımız bayrağı daha da ileri taşırlar. İnşallah biz de herkesi buraya davet edelim. Hem ürünlerimizi görsünler. En azından bir çayınızı, bir kahvenizi içerler. Aynen. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. Hüseyin Bey, İlker Bey. Başarılarınız her zaman daim olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, hoşçakalın. Tamam.